Arkadaşlar merhaba. Sizlere Mavericks yükleme diski nasıl yaratılır onu göstereceğim. Bunun için gerekli iki tane şey var. Bir tanesi minimum 8 GB büyüklüğünde bir USB disk. Bir tanesi de tahmin edebileceğiniz üzere Mavericks. Mavericks'i App Store'dan indirebilirsiniz ya da illegal yollardan da indirebilirsiniz. Yalnız Mountain Lion zaten yüklüyse O6 Mavericks App Store'da ücretsiz update ile geliyor. Mavericks'i indirdiğiniz zaman Mavericks uygulamalar klasörünüzde geliyor direkt. Şu anda bulamıyorum, evet. O6 Mavericks. Buna sağ tıklıyoruz. Paket içeriğini göster dedikten sonra Contents, Shared Support diyoruz ve Install LSD DMG dosyamızı çalıştırıyoruz. Dosyamızı çalıştırdıktan sonra burada sadece Package klasörünü görüyoruz. Yalnız bizim burada Base System DMG dosyası diye bir dosyayı öncelikle USB belleğimizin içine atmamız lazım. Bunun için de terminal yardımıyla gizli dosyaları göstereceğiz. Terminalde Launchpad'e girdikten sonra diğer klasörümüze tıklıyoruz. Terminalimizi açtıktan sonra ben burada kodları hazırladım. Sizler için de yazacağım zaten videonun altına. Yalnız benimle beraber isterseniz yazabilirsiniz videoyu durdurup. Öncelikle ekranda büyüteyim, daha rahat görebilirsiniz. Yazdıktan sonra return diyoruz ki kendi otomatik bastı sanırım. Daha sonrasında da kill all finder diyoruz. Bu kill all finder dedikten sonra finder'ımız tekrardan yeniden başlatılıyor. Görebileceğiniz üzere artık Base System DMG dosyamızı burada görüyoruz. Şimdi bunu bir kenara bıraktıktan sonra şunu da kapatalım. Kaydet madem. Kapattıktan sonra şimdi Launchpad'e gidiyoruz tekrardan. Buradan disk izlencemizden USB'mizi formatlayacağız. Sanırım benim USB'mi görmediği için ben tekrardan takacağım. Evet, şimdi gördü, biraz daha gördüm. Ben zaten biraz evvel şey yapmıştım. Yüklemiştim. Tekrar bu önemli sizin için. USB'mizi seçiyoruz. Sil diyoruz. Sil dedikten sonra tekrardan aşağıda O6 genişletilmiş günlükte olduğundan emin olduktan sonra sil diyoruz. Açılan pop-up'ta tekrardan sil dedikten sonra bir 5-10 saniye kadar bekliyoruz. Evet, bu işlem bittikten sonra bölüntüle diyoruz. Buradan bir bölüntüyü seçiyorum ben. İsterseniz siz arzu ederseniz iki ya da daha fazla seçebilirsiniz. Ben kafa karışıklığı olmaması açısından bir bölüntü diyorum. İsmi değiştirmiyorum. Uygula diyorum. Uygula dedikten sonra emin misiniz diye soracak açılan pop-up. Evet dedikten sonra bölüntüle diyorum. Bu işlem de birazcık sürecek. Bir 5-10 saniye kadar fazla uzun sürmüyor. Evet, tahminimizden kısa sürdü. Şimdi asıl oluşturduğumuz partı seçip USB'nin içinden geri yükle diyoruz. Kaynak bölümüne Base System DMG dosyamızı sürüklüyoruz. Hedef bölümüne ise USB'mizin oluşturduğumuz partını sürüklüyoruz, bırakıyoruz ve geri yükle diyoruz. Bu açılan pop-up'tan da sil diyoruz. Bu işlem bir 3-4 dakika kadar sürebilir. Burada admin bilgilerini istiyor. Şifremizi giriyoruz, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, USB atma işlemimiz bitti. Şimdi yapmamız gereken tek bir adım kaldı. Onu da hemen uygulayıp USB'mizi hazır hale getiriyoruz. Sistem klasörüne girip, yani sırasıyla Installation'ın içine girip Package dosyasını, Arma türündeki dosyayı çöp sepetine taşıyıp siliyoruz. Daha sonra asıl Mavericks'imizi açıp Package klasörümüzün bulunduğu Installation dosyamızın içine atıyoruz. Bu bir 17-18 dakika kadar sürecek.
Bu işlemden sonra USB'niz Mac'inize boot etmeye hazır hale geldiğinde yükleme diski oluşturmuş olacaksınız. Temiz kurulum yapmak isteyen arkadaşlar ya da yeniden kurulum yapmak isteyen arkadaşlar Mac'lerini kapattıktan sonra açılışta alt option tuşlarına ya da option tuşuna basarak bu işlemi yapabilirler. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Gerekli açıklamaları da zaten videonun altındaki bölüme yazacağım. İsterseniz oradan sözlü olarak da adımları uygulayabilir. Kafanıza takılan noktaları ya da kavrayamadığınız kısımları oradan halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Yorum bölümünden de istediğinizi sorabilirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için.